İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Başkanlık kararnamesi. Suriye Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya sığınan Ermeni nüfusu geri dönmek ve Batı Ermenistan'da yaşamak istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş koronavirüs vakalarının sayısı şu anda 194. Yeni vaka yok. Sebastian'ın esrarengi ziraltı tüneli gizemini koruyor. Nagihan Çakar Ahmet Bikiç'in dövmeyle ilgili belgeseli. Büyük hayırsever ve iş adamı Kalus Gülbenkian 1869 tarihinde bugün doğdu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kararnamesi No 75-21 Mart 2020 Türkiye ve Batı Ermenistan'ın coğrafi bölgesi de dahil olmak üzere dünyadaki nüfusu etkileyen koronavirüs COVID-19 salgını ile ilgili Devlet Başkanı anayasanın 76. maddesini göz önünde bulundurarak Başkan Woodrow Wilson'un resmi olarak Türkiye ile Batı Ermenistan arasındaki sınırı oluşturan tahkim kararını dikkate alarak Batı Ermenistan tarafından Sevr Antlaşması'nın 24 Haziran 2016'da onaylanmasını dikkate alarak Batı Ermenistan ve Türkiye'de koronavirüsün yayılmasına ilişkin mevcut istatistikler dikkate alındığında kararname. Madde 1. İki ülke arasındaki zorunlu olmayan hareketler haricinde Batı Ermenistan ile Türkiye arasında kara, hava ve deniz sınırının geçici olarak kapatılması. Madde 2. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın geçici olarak kapatılması sürecini desteklemesini talep etmek. Başkan Woodrow Wilson'un Türkiye ile Batı Ermenistan arasındaki sınırı resmen tanımlayan tahkim kararına uyarak sınırlara erişimi kontrol etmek. Madde 3. Avrupa makamlarına ve Birleşmiş Milletlere Suriye'den gelen Ermeni mültecilerin atalarının yaşadığı Batı Ermenistan ülkesinde yaşamak istemesi ve vatanlarına geri dönmesine yardım konusunda talep etmek. Madde 4. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi bülteninde yayınlanacaktır. Başkent Karin 21 Mart 2020 Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Batı Ermenistan Suriye Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya sığınan binlerce Ermeni ailenin Batı Ermenistan'a dönüp ve orada yaşama arzusu Devlet Başkanı Armena Abrahamyan'ın Avrupa turundan kaynaklanıyor. Birçoğu Kürtçe konuşan herhangi bir özel dini ilişkisi olmayan bu aileler ana vatanları olan Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından işgal edilmesinden muzdariptir ve ulusal ve uluslararası haklarının kullanılmasında ısrar etmektedirler. IŞİD'e karşı 10 yıllık savaştan kurtulan bu aileler neden binlerce yıldır yerli halk olarak yaşadıkları ana vatanlarına geri dönme haklarının olmadığını ve dünya çapında tanınan kendi kaderini tayin hakkını kullanamadığını anlamıyorlar. Bu yüzden Batı Ermenistan'da uygulanan soykırımdan kurtulmuş atalarının nesilleri olan ve bugün Suriye'den gelen bu mülteciler, Avrupalı liderlerden temel haklarının kullanılmasına destek vermeleri ve eşlik etmeleri, Batı Ermenistan'daki atalarının topraklarında yaşamak ve var olmak istiyorlar. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan habere göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 23 Mart saat 10 itibariyle 4 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 23 Mart'ta toplam 194 koronavirüs vakası doğrulandı. 2 kişi ise iyileşti. News bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında dün akşam virüs bulaşmış kişilerin sayısının 4 ile eklendiği ve 194'e yükseldiğini ifade etti. Bu sabah bu sayı Değişmedi. Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas'ın Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yeraltı tüneli kimler tarafından ne amaçla yapıldığı konusunda gizemini koruyor. 1627 metrelik rakımda bulunan tünel 3-4 kişinin yürüyebileceği genişlikte ve dik bir şekilde yeraltına iniyor. Günümüze ulaşan tünelin 62 basamağı var. Tünelin kalenin kullanıldığı dönemlerde yeraltı su kaynaklarına ulaşmak için veya gizli bir geçit olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Tünelin uzunluğu ve nereye çıktığı konusunda ise bilgi yok. Tünelin bulunduğu kaleden geriye kalan parçalar incelendiğinde bir dönem Romalılar tarafından da kullanıldığı anlaşılıyor. Öncelerden buralarda çok eşmeler olmuş. Altın aramak için, kıymetli bir şeyler bulmak için buralar eşilmiş kalenin etrafında zaman zaman eski tepsi ve buna benzer bir şeyler bulunuyor. İnsan doğada olup bitenleri anlayabilmek için her zaman çaba harcamış ve kavrayamadıkları sembollere dönüştürerek onlara somut bir anlam yüklemeye çalışmıştır. Toplumlar yazının varlığından çok önceleri işaretleri, resimleri ve sembolleri kullanarak kendilerini ifade etmişlerdir bazen mezar taşlarına bazen mağara duvarlarına bazen tapınaklara ve bazen de vücuda ince ince nakşedilen bu sembollerin anlamlarının ne olduğu her daim merak konusu olmuştur. Günümüzde derinin altına işlenen tüm desenlere dövme denmektedir. Dövmenin dünyanın birçok yerinde farklı biçimlerde uygulandığı görülmektedir. Bu belgeselde Şanlıurfa'da kendine has bir usuba sahip dek, dak, vesm dövün olarak bilinen dövmede uygulanan sembollerin taşıdığı sırların peşinden gidilmiştir. Portekizli Ermeni iş adamı ve büyük hayırsever Kalus Gülbenkian 23 Mart 1869'da Konstantinopolis'in Üsküdar semtinde doğdu. Kalus Gülbenkian uluslararası petrol sanayinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamış ve bu arada uluslararası siyasi ilişkilerde de etkili olmuştur. Kalus Gülbenkian petrol ve madencilik uzmanlığını seçti. Avrupa'nın tanınmış üniversitelerinde okudu ve 8 dil biliyordu. 1860 yılında Kalus'un babası Sarkis Gülbenkian petrol endüstrisinde aktif bir katılım gösterdiği Kafkasya'da özellikle Bakü'de çeşitli petrol şirketlerinin sahibiydi. 1880'de ise Alexander Mantashev'in Osmanlı İmparatorluğundaki uluslararası örgütünü temsil etti. 1915 soykırımından sonra mültecilere barınma amacıyla Mezopotamya'da topraklar satın aldı. Dünya Savaşı sırasında Gülbenkian Petrol Genel Komitesi'ni kurdu. Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sultan ve İran saraylarının yasal ve yasa dışı girişimleriyle tanıştı. Onun petrol sahaları vardı. Yaklaşık 6000 orijinal eser de dahil olmak üzere çok sayıda değerli sanat koleksiyonuna sahipti. 1920'den 1940'a kadar Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki Ermeni okullarını ve tıp merkezlerini himayesi altına aldı. Orta Doğu'da birçok kilisenin inşa edilmesine destek oldu. 1936'da Gülbenkian, Sürp Eçmiyazi'ne 400 bin dolar bağışta bulundu. Kalus Gülbenkian, 20 Temmuz 1955'te Lizbon'da hayata veda etti. Naaşı, Londra'daki Sürp Sarkis Kilisesi'ne defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Hiyo Hiyo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.